Merhaba arkadaşlar. Bu hafta eşitsizlikleri işledik. Şimdi sorularımız var. Sorularımı Arı Yayınları 8. sınıf matematik atölyem kitabından aldım. İlk sorumuzu alıp başlayalım hemen şöyle. Evet. Aşağıda verilen cümlelere karşılık genel eşitsizlik ifadelerini bulunuz demiş. Bir yük asansörünün en fazla 100 kilogram taşıması. O zaman yük asansörü en fazla 100 kilogram taşıyorsa 100 kilogram taşıyabilir. Ve bir de bundan daha azlarını yani 99, 80, 70 tarzı kiloları taşır değil mi? Mesela 110 kiloyu taşıyamaz. Çünkü en fazla 100 kilogram taşıyor. O zaman ne kadar taşıdığını bilmiyorum. Ona x diyelim, 1000'e ne yani. Ne olacak arkadaşlar? Taşıyabildiği yük 100'den az olacak. Aynı zamanda en fazla 100 olduğu için 100'e eşit de olabilir diyorum. Yani x küçük eşittir 100'dür diyoruz. Alttakine bakalım. 10 fazlası 20 veya 20'den büyük sayılar. Sayıya x desek arkadaşlar bunun 10 fazlası olacak değil mi? 20 veya 20'den büyük sayılar. O zaman 20'ye eşit de olabilir, 20'den büyük de olabilir. Demek ki x artı 10 büyük eşit 20'ymiş diyoruz. Bir dar açının ölçüsü demiş. Dar açının ölçüsü neydi arkadaşlar? 90'dan küçük olmasıydı değil mi? Yani dar açı olması için açının 0 ile 90 arasında olması gerekiyor diyorum. O zaman bunu nasıl yazarım? 0 ile 90 arasında. Yani 0 küçüktür, x küçüktür, 90 açımızın x olduğunu düşünürsek bu şekilde yazarız diyoruz. Aşağıda verilen eşitsizlik ifadelerini sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Bakalım hemen x büyüktür 2. Bakın arkadaşlar eşitlik yoktu değil mi? Sadece büyük işareti var. Böyleyse ne yapıyorduk? Hemen noktayı buluyorduk ve açık bir şekilde yapıyorduk. Çünkü eşitlik yok. İçini doldurmuyorduk. 2'nin 2 noktasına geldim. X büyüktür 2'den diyor. O zaman ondan büyük olan yeri tarıyorum. Alttakine bakalım. X küçük eşittir. Eksi 1 demiş. Hemen eksi 1'e geldim. Bakın eşittir var. Yani eşitlik var. Küçük eşittir diyor. O zaman ne yapıyorum? Noktanın içini tarıyorum. Ve buradan küçükler olacak değil mi? O zaman hemen taradım. Bu şekilde yapıyorduk. Ve bakın alttakine. Eksi 4 küçüktür. X küçük eşit 3 demiş. Eksi 4 x sayısından küçükmüş. Ama x sayısı da 3'e eşit veya 3'ten küçükmüş. O zaman diyorum ki bakın hemen sınırladığı noktaları buldum. Peki bakın eksi 4 açık kalacak değil mi? Küçük diyor. 3 kapatacağız değil mi? Bakın küçük eşit diyor. O zaman burayı da kapattım. Bu ikisinin ortasıymış diyoruz. Ve burayı tarıyoruz. Aşağıda verilen eşitsizlik ifadelerinin çözümlerini bulunuz diyor. 2x artı 1 küçüktür 9 demiş. Ne yapıyorduk? Aynı denklemlerdeki gibi düşünüyorduk. Fakat buradaki tek fark neydi? Bakın burada küçüktür demiş. Eşitlik yok diyorduk. Ona göre yapıyorduk işlemimizi. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 2x artı 1 küçüktür 9. Ne yapmam gerekiyor? X'li ifademi yalnız bırakmam için şu artı 1'den kurtulmam gerekiyor. Karşı yüreği alabilirim değil mi? Ya da her iki tarafa da eksi 1 ekleyebilirdim. Karşıya almak daha pratikti. Hemen oradan devam edelim. Ne olacak? 2x küçüktür. Artı 1 karşıya geçerken eksi 1 olarak geçecek. Yani 9 eksi 1 olacak diyorum. Yani 2x küçüktür. 9 eksi 1 8'den diyoruz. Artık her tarafı 2'ye bölüp gönderdim. Yani bu durumda arkadaşlar ne oldu? X küçüktür. 8'i de 2'ye bölersek 4. X küçüktür. 4'ten dedik. Alttakine bakalım. Eksi 5x eksi 8 küçük eşittir 17 demiş. Hemen yine x'li ifademi yalnız bırakmak için şu eksi 8'den bir kurtulayım diyorum. Rengimizi değiştirelim. Ne olacak o zaman? Eksi 8'i karşıya alacağım. Yani eksi 5x küçük eşittir 17. Eksi 8 karşıya geçerken artı 8 olarak geçecek. Artı 8 diyorum. Yani eksi 5x küçük eşittir. 17 ile 8'i toplarsak 25 diyoruz. Artık bakın x'i bulmam gerekiyordu. X'i yalnız bırakacağım. Yani o zaman eksi 5'e böleceğim. Bakın eksiye bölüyorum değil mi? Negatif bir sayıya bölüyorum. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Her iki tarafı da negatif bir sayıya bölerken eşitsizliğimiz yön değiştiriyordu. Küçük eşittir demiş. Tek. O zaman ne olacak? Büyük eşittir olacak. Yani bu durumda şöyle alalım hemen. Ne oldu arkadaşlar? Şunlar sadeleştirdi. X kaldı. X büyük eşittir. 25'i eksi 5'e bölersek eksi 5'ten
diyoruz. Bakalım hemen. Veli'nin yaşının 4 eksiği 5'ten büyük, 15'ten küçüktür. Veli en fazla kaç yaşında olabilir demiş. Veli'nin yaşına biz x dersek ne olacak arkadaşlar? Yani x'in 4 eksi. Yani x eksi 4. 5'ten büyükmüş ve 15'ten de küçükmüş. Yani 5 ile 15 arasındaymış. O zaman şöyle yazabilirim, değil mi? Bakın x eksi 4, 5'ten büyük, değil mi? 15'ten küçük. Artık devam edelim. Şu eksi 4'ten kurtulmamız gerekiyor. İsterseniz demiştim her tarafa 4 ekleyip eksi 4'ten kurtulabilirim, değil mi? Şunlar sadeleşir. Buradan da eşitsizliğimizi yazabiliriz. Ya da demiştim ki bu eksi 4'ü yine aynı şekilde bakın hem bu tarafa hem bu tarafa atabiliriz. İstediğiniz türlü yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim hemen. Şunlar gidecek. Burada ne oldu? 5 artı 4'ten 9 küçüktür. X küçüktür. 15 artı 4'ten de 19 dedik. Artık bakın x'i ne bulduk arkadaşlar? 9 ile 19 arasında. Veli'nin en fazla kaç yaşında olabileceğini soruyor bize. Biz Veli'nin yaşına x demiştik. Veli'nin yaşı yani o zaman 9 ile 19 arasında olabilir. En fazla kaç olabilir diyorum. En fazla 18 olabilir diyorum. X eksi 3 küçüktür 5 mi? X artı 2 büyüktür eksi 1 eşitsizliklerini aynı anda sağlayan en büyük x tam sayı değerini bulunuz diyor. O zaman önce bir ayrı ayrı çözelim. Sonra ikisini de aynı anda sağlayan x tam sayılarını bulalım ve bunların en büyüğünü seçelim arkadaşlar. Alalım önce 2x eksi 3 küçüktür 5. Ne yapacağız? Eksi 3'ü karşıya alacağız, değil mi? X'li ifademizi yalnız bırakacağız. Yani 2x küçüktür. Eksi 3 karşıya geçerken artı geçecek, değil mi? 5 artı 3 olacak diyorum. Yani 2x küçüktür 8'den. Her tarafı 2'ye bölersem şunlar sadeleşecek. X kalacak. Şunlar sadeleşecek. 4 olacak. Yani x küçüktür 4'ten diyeceğiz. Bir de x artı 2 büyüktür. Eksi 1'den demiş. Artı 2'yi karşıya alacağım diyorum. Yani x büyüktür. Artı 2 karşıya geçerken eksi olarak geçecek. Eksi 1, eksi 2 olacak. Yani x büyüktür. Eksi 3'ten olacak. Bakın artık bu eşitsizlikleri aynı anda sağlayan diyor. Yani bu durumda x ne olacak arkadaşlar? X 4'ten küçük olacak ve aynı zamanda eksi 3'ten de büyük olacak. O zaman diyorum ki x 4 ile eksi 3 arasında olacakmış. O zaman hemen yazalım. Bakın x 4'ten küçük. Aynı zamanda eksi 3'ten de büyük. Artık hemen bu değerleri sağlayan, bu aralıkta olan x değerlerini bir yazalım. Neler olabilir? Eksi 2 olabilir. Eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 olabilir, değil mi? Bu aralıktaki tam sayı değerlerimiz bunlar. Bunların en büyüğünü soruyor. En büyük hangisi? 3. O zaman x en büyük 3 olabilirmiş diyoruz. Yeni sorumuzu alalım şöyle. Bir alışverişte Efe ile Nehir'in harcadığı para miktarı yukarıda verilmiştir. Efe Nehir'den daha fazla para harcadığına göre Nehir en az kaç lira harcamıştır diyor. Bakın kim harcamış en fazla? Efe Nehir'den daha fazla harcamış. O zaman Efe'nin harcadığı para 5x eksi 70. Nehir'den daha fazla harcadıysa büyüktür diyorum. Nehir'in harcadığı para 3x artı 30'dan. Artık hemen düzenleyelim. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapıyorduk. Yani 3x'i buraya alacağız. Ne olacak? 5x eksi 3x olacak. Büyüktür dedim. Eksi 70'i de hop diğer tarafa alıyorum. 70 artı 30 olacak, değil mi? Yani bu durumda 2x büyüktür 100'den diyeceğim. Her tarafı 2'ye bölersem diyorum. Şunlar sadeleşecek. X büyüktür. 100'ü de 2'ye bölersek 50'den. Ve bize diyordu ki x doğal sayı olacakmış. Biz x'in 50'den büyük olduğunu biliyoruz. Artık bize Nehir'in en az kaç lira harcadığını soruyordu. Bulabilir miyim? Evet. X 50'den büyükse en az istediği için büyük olan en küçük sayıyı. Yani 51'i alacağız. Tam sayı dediği için, doğal sayı dediği için 51 olacak diyorum. Nehir ne kadar harcamıştı arkadaşlar? 3x artı 30 lira. X gördüğüm yere hemen 51 yazıyorum. Yani ne olacak? 3 çarpı. Farklı renkle alalım bunu hatta. Şu karışmasın.
Ne olacak? 3 çarpı 51 artı 30 olacak değil mi? 3 ile 51 çarparsak ne olur? Şöyle 3, 153 artı 30'dur diyorum. Bunları da toplarsak 183. Demek ki nehir en az 183 lira harcamıştır diyoruz. Şöyle alalım. Bir otoparkta büyük ve küçük araçlar olmak üzere iki farklı fiyat tarifesi vardır. Otopark ücretleri yukarıda verilmiştir. Büyük araçlar giriş yaptıktan sonra kaldığı her saat için 1 TL öderken küçük araçlar 3 TL ödüyor. Arda'nın büyük aracı, Fehmi'nin küçük aracı vardır. Arda ve Fehmi 2 saat otoparkta kaldığında Arda Fehmi'ye göre daha az ücret ödemiştir diyor. X tam sayı olmak üzere X'in alabileceği en küçük değeri kaçtır? O zaman arkadaşlar öncelikle ne yapalım? Arda ve Fehmi'nin ödeyeceği ücretleri bir bulalım. Hemen şöyle Arda diyelim. Neydi? Arda'nın büyük aracı varmış. Büyük aracın giriş ücreti 20 TL diyorum. Artı dedim. Ve her ikisi de yani Arda da Fehmi de ilk saat kalıyorlardı. Ve Arda'nın büyük aracı vardı. Büyük araçlar giriş yaptıktan sonra kaldığı her saat için bakın 1 TL ödüyormuş. O zaman ne olur? X çarpı 1 olur değil mi? Fehmi için bakalım hemen. Fehmi'nin küçük aracı vardı. Küçük araçların girişi 10 TL diyorum. Artı Fehmi de 2 saat kalıyordu ve küçük araçlar giriş yaptıktan sonra her saat için 3 TL ödüyormuş. O zaman ne olur arkadaşlar? X çarpı 3 olur. Yani Arda'nın ödeyeceği tutar ne olacak? 20 artı X olacak diyorum. Fehmi'nin ödeyeceği tutar ne olacak? 10 artı 3X olacak diyorum. Ve bakın bir de bize burada ne demişti? Arda Fehmi'ye göre daha az ücret ödemiştir. Yani o zaman 20 artı X küçüktür. Fehmi'nin ödediği para da neydi? 10 artı 3X'ten olacak değil mi? Arda Fehmi'ye göre daha az ücret ödemiş. Artık hemen çözeceğiz arkadaşlar. Artı X'i karşıya alırsak ne olur? 3X eksi X olur değil mi? Artı 10'u da diğer tarafa alırsak 20 eksi 10 olur diyorum. Yani buradan 10 küçüktür. 3x'ten x'i çıkartırsak 2x diyoruz. Her tarafı 2'ye bölersem şunlar sadeleşecek. Şöyle alalım. Ne olacak arkadaşlar? 5 küçüktür. Şunlar da sadeleşecek x'ten. Yani o zaman diyorum ki 5 x'ten küçükmüş. Yani x 5'ten büyük olacak. Ve bize diyor ki x'in alabileceği en küçük değer neler olabilir arkadaşlar? Hani 6, 7, 8 şeklinde gider. Bunların en küçüğü ne olacak? 6 olacak diyoruz. Bir diğer sorumuzu alalım şöyle. Bir manavda satılan bazı meyvelerin kalitelerine göre fiyatları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki 4 meyveden birer kilogram alan Zeynep Hanım'ın ödeyeceği ücret A TL olduğuna göre bu ücret aralığını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? O zaman arkadaşlar hani Zeynep Hanım pahalı ürünlerden de alabilir, ucuz olanlardan da alabilir. Yani o zaman ödeyeceği en fazla ve en az tutarları bulabilirim değil mi? Şöyle öncelikle en azdan başlayacak olursak en az ne kadar eder? Çilek aldığı zaman bakın bir yerde 1,5 bir yerde 2. En az olan birer kilo alıyordu değil mi? Her üründen birer kilo. O zaman 1,5 TL. Bakın 3 ve 5 lira demiş. En az olan 3 TL. Karpuz için 2 ve 2,5 TL demiş. 1 kilo alıyor. En az olan 2 TL. Kavun için de 2,5 ve 3 TL demiş. Yine ne olacak? En az olan 2,5 TL. Yani ne kadar ödüyormuş en az aldığı zaman bakıyoruz hemen. 1,5 ile 2,5'u toplasak ne olur arkadaşlar? 4. Şuradan 6. 3 daha 9. Demek ki en az ödemek istediği zaman 9 TL ödeyecekmiş. En fazla ne kadar ödermiş? Onu bulalım bir de. Çilekten 2 lira olandan alır diyorum. 1 kilo. Kirazdan 5 TL olandan alır. Karpuzdan 2,5 TL olandan ve kavundan da 3 TL olandan alır. Yani en fazla ne kadar öder arkadaşlar? Şöyle 7, 10, 2,5 daha 12,5 TL öder diyoruz. Artık hemen eşitsizliğimizi yazalım. Neydi? A TL ücret ödüyordu. O zaman A diyorum 9'a eşit veya 9'dan büyük olacak değil mi? Ya da 12,5'a eşit ya da 12,5'dan küçük olacak. Çünkü en fazla 12,5 ödüyor. En az da 9 TL ödüyor. O zaman hemen yazacak olursak ne olacak?
9 ile 12,5 arasında ve bunlara aynı zamanda eşit olabilirmiş diyoruz. Yani B seçeneğidir diyoruz. Bir okuldaki 8. sınıfların bulunduğu katın görünümü ve sınıf mevcutları aşağıda verilmiştir. Türkçe öğretmeni Funda Hanım'ın öğrencilerine verdiği kitaptan her öğrencinin bir günde kaçar sayfa okuduklarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Bakın şurada tabloyu vermiş bize. Buna göre hangi sınıftaki öğrencilerin bir günde okudukları sayfa sayılarının toplamı 925 sayfadan fazladır diyor. O zaman bakın sınıf mevcutlarını vermiş. Mesela 8A sınıfında 20 kişi var. Ne yaparım? Her öğrencinin bir günde kaçar sayfa okuduğunu veriyordu. 12 ile mesela 8A sınıfındaki öğrenci 12 ile 25 arasında bir sayfa okumuş. 20 kişi varsa diyorum 8A sınıfında 12 çarpı 20 küçüktür. X çarpı 20'den o da küçüktür. 25 çarpı 20'den. 8A sınıfındaki öğrencilerin toplam kaç sayfa okuduğunu bulabilirim, değil mi? Yapıyoruz hemen, ne olur? 240 küçüktür. 20x o da küçüktür. 25 ile 20'de çarparsak 500 şeklinde 8A sınıfını bulabiliriz. 925'ten fazla mı? Hayır değil. Zaten bakın 240 ile 500 arasında. Şuna 8A diyelim. 8B'ye bakalım şimdi. 8B sınıfında 15 öğrenci var. Yapıyoruz hemen o zaman onu da. 30 çarpı 15 küçüktür. 15 çarpı x o da küçüktür. Ne olacak? 50 çarpı 15'ten düzenlersek arkadaşlar. 3 ile 15'in çarpımı 45, yani 450 küçüktür. 15x o da küçüktür. 5 ile 15'in çarpımı 75, yani 750. Bakın burada da 450 ile 750 arasında oldu. 925'ten fazla olacaktı. O zaman 8B sınıfı da değilmiş diyoruz. Şuradan devam edelim. 8C için bakacak olursak. 8C sınıfında kaç öğrenci varmış? 22 öğrenci varmış. Yani 22 çarpı 19 küçüktür. 22 çarpı x o da küçüktür. 38 çarpı 22 diyoruz. Hemen bunu da yapalım arkadaşlar. Şurada 22 ile 19'u çarpalım. Ne olacak? Şöyle 18, şöyle 19, 2 kere 1, 2, 2 kere 1, 2. Toplarsak 8, 9, 2 daha 11, bir halde şöyle 3, 4. Demek ki 418 küçüktür 22x'ten. O da küçüktür. 38'e de 22'yi çarparsak şöyle alalım. 16'nın 6'sı bir halde 2 kere 3, 6, şöyle 7, değil mi? Ne olacak? 38 ekim çarpım yine 76 olacak. Toplarsam da şöyle 6, 7, 6 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1, 7, 1 daha 8, 836. Yani o zaman 418 ile 836 arasındaymış ama 925 sayfadan fazla değil diyorum. Bakın bunu da gönderdim. O zaman zaten ne olacak? 8D çıkmalı. Bakıyoruz hemen 8D mi çıkacakmış? Öyle diyelim. 8D sınıfında kaç öğrenci var? 25 öğrenci var. O zaman 40 çarpı 25 küçüktür. X çarpı 25 o da küçüktür. 60 çarpı 25'ten. Yapacak olursak hemen ne olacak arkadaşlar? 4 ile 25'in çarpımı şöyle 100. Bir de sıfırımız var, 1000. Yani 1000 küçüktür 25x'ten. O da küçüktür. Burası ne olacak? 6 ile 25 çarparsak 150. Bir de sıfırımız var, 1500. Yani bakın o zaman 8D sınıfındaki öğrenciler 1000 ile 1500 arasında toplam, değil mi? Bir günde okudukları sayfa sayısı buymuş. 925'ten fazla mı? Evet, fazla. O zaman hangi sınıfmış diyoruz? 8D sınıfıymış diyoruz. Şöyle alalım hemen. Bir belediye toplu taşıma ücretleri ile ilgili aşağıdaki gibi iki farklı bilet tarifesi uygulamaktadır. İş yerine toplu taşıma aracıyla giden Zerrin, birinci seçeneğin onun için daha ekonomik olduğunu söylediğine göre Zerrin bir ayda en az kaç defa toplu taşıma aracına binmektedir demiş. Şimdi arkadaşlar birinci seçenek daha ekonomikse ne olacak? Daha ucuz olacak, değil mi? Bakalım hemen birinci seçenekte ne kadar ödüyor? X defa bindiğini düşünürsek, hani toplu taşıma aracına, ne olur? Birinci seçenekte aylık sabit abonelik ücreti 120 TL. Artı diyorum x defa biniyorsa x çarpı her indirimli bilet, yani bir tane indirimli biletin ücretine 0,75.
x çarpı 0,75 olur diyorum. İkinci seçenek için bakacak olursak aylık sabit abonelik ücreti nedir? 90 TL'ymiş. Artı diyorum. Yine x defa bindiğini düşünürsek x çarpı ne olacak? İndirme bilet ücreti 1 çarpı 25. Neydi? Birinci seçenek daha ekonomikse o zaman diyorum ki 120 artı 0,75 x küçüktür. 90 artı 1,25 x'ten. Artık hemen bilinenler bir yere, bilinmeyenler bir tarafa yapıyoruz. 90'ı bu tarafa alalım. Ne olacak? 120 eksi 90 olacak. Küçüktür dedim. 0,75 x'i de diğer tarafa alırsak ne olacak? Şöyle 1,25 x eksi 0,75 x olacak. Değil mi? Şöyle alalım arkadaşlar bunu. Şurada devam edelim. 120'den 90'ı çıkartırsam 30 kalır diyorum. Küçüktür. İsterseniz bakın şurada hemen çıkartalım. 1,25'ten 0,75'i çıkartacağım, değil mi? Ne olacak? 0. Burada 12'den 7 çıktı. 5. 0 kalmıştı burada. 0'dan 0 çıktı. 0. Yani 0 tam 10'da 5. İsterseniz bakın bunu silebiliyorduk. 0 tam 10'da 5 x'i. Artık x'i yalnız bırakacağım. Her tarafı 0,10'da 5'e bölersem diyorum. Şunlar gitti. Buradan da virgülden kurtulmak için ne yapıyordum? Bunu 1 kaydırıyordum. Yukarıya da bir sıfır ekliyordum, değil mi? Yani 300 bölü 5 oluyor. Şöyle ekleyelim. 300'ü 5'e bölersek ne olacak arkadaşlar? 60 küçüktür. X diyeceğim. Yani o zaman diyorum ki x sayımız 60'tan büyük olacakmış. Bir ayda en az kaç defa toplu taşıma aracına binmiştir diyor. Yani 60'tan büyük. 61 olur, 62 olur, 70 olur. Biz bunların içinde en azını istiyoruz. O zaman ne olur? 61 olur diyoruz. Yeni sorumuza bakalım. 5 sporcunun katıldığı bir halter müsabakasında sporculara 3 defa ağırlık kaldırma hakkı verilmektedir. Her sporcunun 3 hakkı 3 hakkında en fazla kaldırdığı ağırlığa göre sıralama yapılmaktadır. Bu sıralama sonucuna göre birinci olan altın, ikinci olan gümüş, üçüncü olan da bronz madalya almaktadır demiş. Sıralama yapıldığında Naim altın. O zaman Naim birinci olmuş diyorum. Kaya gümüş. O zaman Kaya ikinci olmuş. Necip de bronz madalya. O zaman Necip de üçüncü olmuş diyoruz. Kazandığına göre Necip'in üçüncü hakkında kaldırdığı ağırlığın kilogram cinsinden alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrularından hangisine doğru gösterilmiştir diyor. O zaman arkadaşlar Naim birinci olduysa Naim'in kaldırdığı ağırlık hangisi olacak? Hemen bakalım. 95,6 değil mi? Bakıyorum hemen Kaya ikinci olmuştu. Kaya'nın kaldırdığı ağırlık hangisi olabilir arkadaşlar? Zaten şu geçersizmiş. 95,1 olabilir. Necip için bakacağız. Necip bir dursun. Çünkü bakın zaten bize Necip'inkini soruyordu. Devam edelim. Süleyman ve Hamza. Bakıyorum şimdi Süleyman ve Hamza'dan. Süleyman'ın kaldırdığı ağırlık yani geçerli olan ağırlığı bu olabilir. Hamza'nın ise geçerli olan ağırlığı 94,7 olabilir. E o zaman dördüncü hangisi oluyor arkadaşlar? Hamza oluyor değil mi? Şöyle yazalım. Hamza için ne olacak? Kaldırdığı ağırlık yani geçerli olan ağırlığı 94,7. Süleyman'da yazalım. Süleyman'da ne olacakmış? 93,7. Şimdi o zaman Necip'in 3. olması için ne olacak arkadaşlar? Hamza'dan daha fazla kaldırmış olması lazım. Aynı zamanda Kaya'dan da daha az kaldırması lazım, değil mi? Çünkü Kaya ikinciydi. Bakıyoruz o zaman hemen hangileri olabilir? Şöyle diyelim hatta. Necip için x dersek x ne olacak arkadaşlar? Küçüktür. 95,1 olacak. Ve aynı zamanda Hamza'dan da büyük olması lazım. Yani x büyüktür. 94,7 olacak. Yani o zaman x hangi iki aralıkta olacak? 94,7 ile 95,1 arasında olacak diyorum. Bakıyoruz hemen şıklara. Bakın A şıkkında 95,1 ile 95,6 demiş. Bu aralıkta olsa zaten şuraya olması lazım, değil mi? Üçüncü olmaz. Bizim aradığımız buydu. A değil dedik. B'ye bakıyoruz. 94,7 ile 95,5 arasında demiş. Gönderdik gitti.
C'ye baktım, 93,7 ile 94,2 demiş. Gönderdim, yetti. D'ye bakıyoruz, bakın 94,7 ile 95,1 arasında ve aralıklarda, yani noktalarda açık. Çünkü zaten bizim de açık olması lazımdı, değil mi? Eşitlik yok, yani küçük eşittir değildi. O zaman D seçeneğidir diyoruz. Yeni sorumuzu alalım şöyle. Bir iş yerinin 8 tane dolabı bulunan arşiv bölümü mevcuttur. Bu dolaplarda bulunan dosya sayılarının bulunduğu dolap numarasına göre değişimini gösteren eşitsizlik aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre çift numaralı dolaplardaki tüm dosyaları çıkaran Ayşe Hanım toplam kaç tane dosya çıkarmıştır diyor. Çift numaralı dolaplardaki dosyaları çıkartıyorsa, yani 2 numaralı, 4 numaralı, 6 ve 8 numaralı dolaplardaki dosyaları çıkarmıştır. 2 numaralı dolap hangi aralıkta olacak arkadaşlar? 1 ile 3 arasında, değil mi? Bakın 1 küçük eşittir x, küçük eşittir 3. Bu aralıkta olacak. Demek ki çıkardığı dosya sayısı 20x eksi 1. 2 numaralı dolapta, yani x gördüğüm yere 2 yazacağım diyorum. Bu durumda ne olacak? 20 çarpı 2 eksi 1'den, yani 40 eksi 1, yani ne olacak? 39 olacak. Demek ki 2 numaralı dolapta 39 tane dosya varmış diyoruz. Bakalım hemen 4 numaralı dolap hangi aralıkta olacak arkadaşlar? 3 küçüktür x, küçük eşittir 5, değil mi? Bu aralıkta olacak. Yani bu durumda 10x artı 10 tane dosya çıkarmıştır diyorum. X gördüğüm yere 4 yazacağım. Yani 10 çarpı 4 artı 10 olacak. Yani bu da 40 artı 10'dan ne olacak arkadaşlar? 50 tane dosya olacak diyoruz. Demek ki 4 numaralı dolaptan da 50 dosya çıkarmıştır diyorum. Devam edelim hemen. 6 numaralı dolap. Bu hangi aralıkta olacak arkadaşlar? Bakın 5 küçüktür x. O da küçük eşittir 8. Bu aralıkta, değil mi? Yani o zaman 6 numaralı dolap içinde 15x artı 2 tane dosya çıkarmıştır. X gördüğüm yere 6 yazacağım. Yani 15 çarpı 6 artı 2 olacak diyorum. 15 çarpı 6 nedir arkadaşlar? Şurası 90'dır. 90 artı 2'den demek ki 6 numaralı dolaptan da 92 tane dosya çıkarmıştır diyoruz. Ve son olarak 8 numaralı dolap yine hangi aralıkta olacak? Bakın bu aralıkta olacak. Yani 15x artı 2 tane dosya olacak. Yani burada da x gördüğüm yere ne yazacağım? 8 yazacağım. 15 çarpı 8 artı 2 diyorum. 15 ile 8'in çarpımı nedir arkadaşlar? 120'dir. 120 artı 2, yani 8 numaralı dolaptan da kaç dosya çıkarmış diyoruz? 122 tane dosya çıkarmış diyoruz. Toplamda kaç tane dosya çıkarmıştır? Hemen toplayıp bulalım. 122 artı 92 artı 50 artı 39. Toplarsak 9, 11, 13. 13'ün 3'ü 50 var. 1 diyorum. Şöyle 11, 16, 19, 20 elde var. 2, 1, 2 daha ne olacak? 303. Toplamda 303 tane dosya çıkarmıştır diyoruz. Evet, sorularımız burada bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizimle kalın.